Bursa'nın en eski merdivenleri 40 merdivenler. Şu gördüğünüz karşıdaki merdivenler aslında en eski 40 merdivenler. Çünkü birkaç tane 40 merdiven var ama en eskisi bu. Ve orijinal olan 40 merdivenler burasıdır. Aslında burası, bu bölge 15. yüzyılda 40 merdivenler mahallesi olarak da anılıyor ve burası bir Rum mahallesi. Fetih'ten sonra Rumlar bu balık pazarı ve 40 merdiven muhitine çıkarılıyor ve Rumlar şu 40 merdivenlerden itibaren balık pazarına doğru yerleştiriliyor ve bu mahalleler Rum mahallesi olarak kuruluyor. Bu seti aşması için de yukarıya doğru merdivenler olduğu anlaşılıyor ama eski 1950'den sonra Haşim İşcan döneminde yapılan merdivenler herkes hatırlıyor, bütün Bursalılar hatırlıyor ama öncesindeki durumu hakkında bir fikrimiz yok. Aslında bir fotoğrafı da yok ne yazık ki ama orada öncesinde de bir fotoğraf ya da bir merdiven var ama onunla ilgili bir bilgimiz yok. Ama Bursalıların hatırladığı o 50'den sonra yapılan Haşim İşcan'ın yaptığı 40 merdivenler Bursa'nın simgelerinden biridir. Kartpostallarda Bursa ile özdeşleşen bir görüntüydü. Recep Altepe orasını tahrip etti, yıktı. Yerine yürüyen merdiven yaptı. Aslında çalışmayan, bazen çalışan bir merdiven yaptı. Ama bunu niye karşı yaptı? O eski tarihi yapıyı, o da yani 50 de olsa o dönemin özelliğini taşıması açısından son derece önemli bir yapıydı. Onu yok etti. Artı onun üzerine yıkarken ortaya çıkan, burası çünkü 40 merdivenlerden itibaren yukarıya doğru, temiz caddeye doğru depahaneler var ve depahanelerin hazneleri çıktı. Yani boyama ve suya batırıldığı büyük çukurlar, kazanlar çıktı. Onları da tahrip edildi. Dolayısıyla hem 40 merdivenler tahrip edildi hem de oradaki depahanenin son kalıntıları, bakiyelerinde yok edilmiş oldu. Şu anda da yürüyen merdivenler yürümüyor. Bir de ne yazık ki şu çınarın yanında aynı bunun kadar, belki bundan daha gür ve güçlü bir çınar ağacı vardı. O çınar ağacı da bir gün bir baktık, birden yaprakları döküldü. Ne oluyor derken hop kökünden kesildi. Halbuki yani bir problem varsa çözülür çünkü teknoloji ileri, dalları kesilir falan filan ama kökünden kesip yok edildi. Anlamadık ne oldu. Meğersem muhtemelen yürüyen merdivenlerin önünü açmak için o çınar ağacı kesilmişti. Ama o iki çınar ağacıyla bu mühit aslında Bursa'nın en orijinal, en güzel yerlerinden biriydi. Yani Bursa'yı yeşil gösteren en güzel yerlerinden biriydi. O çınar ağacı da ne yazık ki o merdivenlere, yürümeyen merdivenlere feda edildi. Bu da son derece hatalı bir yanlış davranış.